इस इश्क में मर जावा। Şimdi beni dikkatlice dinle. Ne gördüysen, ne duyduysan bunun hakkında tek kelime etmeyeceksin. Ne bana, ne de başkasına. Bu son uyarım. Evden mi ayrılacaktın? Şunu sakın unutma. Dip dönene kadar bu odadan dışarı adımını atarsan cesedini bile bulamazlar. Suşant'a anlatmalıyım. Nereye gitti bu? Neden telefonuna ulaşamıyorum? Alo? Dip, şu anda ne yapıyorsan bırak ve eve dön. Burada büyük bir sorun çıktı. Evet Sanaya, ne oldu? Suşant! Suşant, o aptal Arahi! Az önce... Canım, sesin kesiliyor Sanaya. Suşant! Alo! Söyle, Arahi ne yaptı? Suşant! Alo! Sanaya! Suşant! Sanaya, telefon burada çekmiyor. Sesini alamıyorum. Hiçbir şey anlamadım. Birazdan seni ararım. Alo! Alo! Tanrım, ben şimdi ne yapacağım? Buradan ne kadar çabuk kurtulursam benim için o kadar iyi olacak. Arohi'yi alt katta görmüştüm. Bu kadar kısa sürede üzerini değiştirip nasıl dışarıdan gelebilir? Hayır, bu Arohi olamaz. Tara mı? Doktorun söylediklerini dikkatle dinledin değil mi? İlaçları vaktinde alacaksın. Böylece zihnindeki cinayet işleme arzusu sonsuza dek yok olacak. Haklısın. Sen de dersen onu yapacağım. Benim için çok şey yaptın. Günahımın cezasını ikimiz de Arohi'ye çektireceğiz. Bu yüzden senin için bu kadarını yapmalıyım, değil mi? Canım sevgilim. Şükürler olsun. Doktorun dediklerini anlamışsın. Şimdi git ve biraz dinlen. Ben de Arohi'nin yanına gideyim. Çünkü biraz sonra beni aramaya başlar. Zavallı.
Bu inanılır gibi değil. İntikam almak için o kadar çok alçaldı ki. Başkası olsaydı onunla kavga ederdim. Ama hiç anlayamadım. İntikam almak için neden bizim aramızı açmaya çalışıyor ki? Bu yaptığı gerçekten inanılmaz. Onu çok seviyordum. Böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Annemle babamın sevgisi onu çok şımartmış. Bu yüzden yalan üstüne yalan söylüyor. Yalan değil Dip. Dip ayrıca beni uyarmak istedi. Bana dedi ki her insan kendi sonundan sorumludur. Gözüm kapalı her şeye inanmamalıymışım. Evet Dip, bu sana aynen böyle dedi. Sence bunun anlamı ne? Ben de bilemiyorum. Ne düşünüyorsun? Tıpkı Sushant'ı bu evden attığım gibi. Aynı şekilde Sanaya'yı da bu evden göndermeliyim. Onu Londra'ya göndereceğim. Hem orada eğitimini de tamamlar. Böyle saçma sapan işler yapmaz. Hayır deyip, bence ona bu kadar büyük bir ceza vermemeliyiz. Suç ne kadar büyükse, cezası da büyük olur. Sanaya yaptığım bütün planı bozdu. Plan mı? Ne planı deyip? Geleceğimizin planı. Mutluluğumuzun planı. Başarımızın planı. Eğer bu şekilde engel olmaya kalkarsa, o zaman planın başarıya ulaşmaz. Bu yüzden Arohi, onun buradan hemen gitmesi gerek. Biri beni görmeden buradan hemen kaçmalıyım. Bu kapı kilitli. Şimdi nasıl çıkacağım? Hayır. Nereye kaçıyorsun? Bırak beni gideyim. Babam seni odana kilitlememi söyledi. Diya, bana ne düşmanlığın var? Bırak gideyim. Seninle düşmanlığım olsaydı gitmene izin verirdim. Ama buradan gidersen başına neler geleceğini hiç bilmiyorsun. Hadi benimle gel, odana çıkalım. Diya, benim gördüğümü sen de görseydin benim gibi buradan kaçmak isterdin. Diya, burada çok büyük oyunlar dönüyor ama kimse farkında bile değil. Önce odana gidelim. Hadi. Diya. Gel. Lütfen hadi. Dinle beni. Hadi yürü. Diya, ne olur dinle hayır beni. Hayır deyip. Onu göndermek bence sorunu çözmez. Boşuna bir çaba olur. O bizden küçük ve çok saf. Biz onu anlayamayacaksak başka kim anlar ki? Bana kalırsa onunla konuşmamız gerekiyor. Deyip. Bence onu Londra'ya göndermemeliyiz. En iyisi onu bir psikiyatriste götürmek olacaktır. Bence en doğrusu bu. Beni anlamaya çalış lütfen. Burada kalırsa asla düzelmez, bu psikiyatristlik bir durum. Senden nefret etmeye devam edecek. Ve ben bu evdeki hiç kimsenin senden nefret etmesini istemiyorum. Buradan gitmek zorunda. Hayır deyip. O gerçekten iyi bir kız. Çok da sevimli. Şimdiye kadar benimle hep sevgi dolu konuştu. Eğer yanlışlıkla ağzından yanlış kelimeler çıktıysa, bu onu her şeyden uzaklaştırmamızı gerektirmiyor. Sen merak etme, onunla konuşacağım. Eğer bu sorun çözülmeyecek gibiyse onu buradan ben gönderirim. Deyip, parmağımıza bir şey olduğunda onu kesip atmayız, öyle değil mi? Merhem sürüp iyileştiririz. Onu bir an önce psikiyatriste götürmemiz gerekiyor. Eğer ailenin bir parçası olduğuma inanıyorsan bu meseleyi benim çözmeme izin ver. Sen bir şey yapmayacaksın, bana söz ver.
Tamam. Sen nasıl istersen. Ama sana yine bir terbiyesizlik yapmaya kalkarsa, o zaman asla bu evde kalamaz. Peki tamam. Bunun olmasına izin vermem zaten. Teşekkür ederim. Diye beni dinle, bunu duyunca ağzın açık kalacak. Sana ya ne demeye çalışıyorsun? Vaktim yok. Ne diyeceksen çabuk söyle. Diye abla. Arohi, gelsene. Abla, ben ve Sanaya arasında bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Onları çözmeye geldim. İzin verirsen Sanaya ile yalnız konuşabilir miyim? Bu gerçekten Arohi mi? Yoksa ikizi Tara mı? Hayır. Ablamın gitmesine ne gerek var ki? Onun yanında da konuşabiliriz. Sanaya, senin yengen olabilirim. Ama ben seni her zaman arkadaşım olarak gördüm. Unuttun mu? Hani bu eve ilk geldiğim zaman ilk olarak seninle arkadaşlık kurmuştum, değil mi? Bana evin her yerini göstermiştin. Şimdi yengen değil de bir yabancı mıyım yani? Sanaya, beni her zaman destekledin. O odada kapalı kalıp bayıldığım zaman benimle hep sen ilgilendin. Ama o gün bana bir şey söylemek istedin. Yarım kalmıştı, değil mi? Ama sen dışarıda... Dışarıda ne Sanaya? Pekala, şimdi sana anlatacağım. Sanaya, yorulmuşsundur. Hadi gidip uyu. Bugün yarım kalan konuları konuşacağız seninle. Sanırım bu gerçekten Arohi. Diye abla, sen git. Ben yengemle konuşacağım. Peki, tamam. Siz ikiniz iyice konuşup anlaşın. Tamam mı? Efendim, tam iki saattir aynı pozisyonda. Bilmiyorum. Uyuyor mu? Dikkatini mi topluyor? Ne yapıyor bu? Bay Laks düşünüyor. Cevapları arıyor. Ne cevabı efendim? Deep Raychand'ın yaptıklarının cevabını arıyorum. Ve Arohi'nin amacı ne? Aklıma tuhaf tuhaf düşünceler geliyor. Deep Raychand ne yapmak istiyor? Ve Arohi ne yapıyor? Oteldeki o adam Arohi'nin çocuğuna tokat atarak onu sağır ettiğini söyledi. Ama Arohi de daha önce Kasol'a hiç gitmediğini söyledi. Otelin dışında bulduğum Arohi, arabada yanımda oturan Arohi'ydi. İkisi nasıl bu kadar farklı olabilir? Birisi çok kibirli, bir polise köpek demekten bile çekinmedi. Diğeri ise bana bütün bu sözleri ettiğini hatırlamıyordu. Bu işten burnuma çok kötü kokular geliyor. Evet, anladınız mı? Ben sadece bir şeyi anladım. Tüm bunların arkasında Deep Raychand var. Efendim, bu bir tahmin mi? Emin misiniz? Tahmin. Sadece tahmin. Çünkü gerçek olsaydı, bu hikaye kurgulanmış olurdu. Kasol cinayeti sırasında Arohi'nin nerede olduğunu öğrenirsem bulacağım. O zaman öğreneceğiz. Arohi aynada kendini mi görüyor yoksa başka birini mi? Nereden başlayacağımı, ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu evde görünen şey aslında yok. Olan şey de görünmüyor. Bunu anlatmamın nedeni senin çok iyi, masum ve dürüst biri olman. Eğer başına bir şey gelirse o zaman gerçekten üzülürüm. İki seçeneğim var. Ya bile bile çenemi kapalı tutacağım ya da buradan gideceğim. Ama kararımı verdim. Buradan gideceğim.
Ama her şeyi anlattıktan sonra... Sakin ol Sanaya, sakin ol. Ne dediğini hiç anlamıyorum. Ne söyleyeceksen açıkça söyle. Yenge, öyle bir şey anlatacağım ki... kulaklarına inanamayacaksın. Artık her şeyi öğreneceksin. Buna inanıp inanmamak senin tercihin. Söyle hangi gerçeği? Bu evde sana karşı büyük bir tuzak kuruluyor. Ben ne Dip'in kardeşiyim ne de Maya onun annesi. Bu evde kimsenin kimseyle bir bağı yok. Üstelik ben ve Sushant birbirimizi çok seviyoruz. Yani biz kardeş değiliz. Hepimiz burada rol yapıyoruz. Bunun karşılığında bize para veriyorlar. Sana nasıl böyle saçma sapan bir şey söylersin? Yenge, söylediklerimi anlamaya çalış lütfen. Deep abi sana yalan söylüyor. Bu evde senin bir benzerin var. Tıpkı ikiz kardeş gibisiniz ve adı da Tara, anladın mı? Bu gece onları konuşurken gördüm. Bir cinayetle ilgili konuşuyorlardı. Sana karşı bir komplo kurmalarından çok korkuyorum. Ama sen nasıl böyle bir şey iddia edebiliyorsun ki sana ya? Yenge, doğruyu söylüyorum. Kendi gözlerimle gördüm, kendi kulaklarımla duydum. Hani hatırladın mı? Diwali günü hanımefendi tartışması vardı. Hanımefendi kim? Neden söylemiyorsun? İkide bir hanımefendi deyip duruyorsun. Bunu bir daha söyleme, yoksa senin için kötü olur. Hanımefendi diye biri yok. Bana sorarsan Piritvi'nin hanımefendisi işte o Tara, senin ikizin. Hayır. Ben bunlara inanamam. Seni nasıl inandırabilirim? Şuna bak. Karvaçot günü olanları hatırladın mı? Töreni tamamlayamadın çünkü odada kilitliydin. Öyleyse bu kim? Elektin abime bakıyor. İşte bu Tara, senin ikizin. Sana o gün bunu söyleyecektim. Ama şimdi anlıyorum. Dip bu yüzden beni gönderdi. Bir an bile burada durmak çok tehlikeli. Artık ben gidiyorum. Senin de hemen buradan gitmeni öneririm. Yoksa pişman olacak vaktin olmayacak. Sana her şeyi anlattım. Ben gidiyorum artık. Dip. Bu nasıl bir ihanet? Bekle Sanaya. Sanaya, eğer bu kadar tehlikelilerse buradan gitmemize izin vermeyeceklerdi. Hayır yenge, eğer bir fırsat beklersek çok geç olacak. Beni dinle, her şeyi olduğu gibi bırakıp kaç, kurtar canını lütfen. Bütün bu olanlardan bıktım artık. Bir yudum versene. Hey! Otlakçı! Ben buna dayanamıyorum. Başka türlü olmuyor. Parayı zor kazanıyoruz. Madem ki bu kadar istiyorsun, kendi paranla alabilirsin. Bak neden anlamıyorsun? Dur biraz. Aklını mı kaçırdın? Neden bunu yapıyorsun ki? Sesler Sanaya'nın odasından geliyor. Bilmiyorum. Arohi Sanaya ile yalnız konuşmak istedi. Ben de geldim. Konuşuyor mu yoksa öldürüyor mu? Ne yaparsa yapsın bana ne? Tabii ya, bize ne? Çok haklısın. Birbirlerine sövsünler, dövsünler, güzel konuşsunlar. Bize ne? Gerçekten akraba olsaydık ilgilenirdim. Tüh, boş versene. Sanaya ile konuştun mu? Umarım her şey yolundadır.
Hayır, Sanaya'yla konuşmadım. Babam evde olmadığını söyledi. Önemli değil. Sen de yarın konuşursun. Çok yorgun duruyorsun. Gidip biraz dinlen. Ne oldu? Endişeli görünüyorsun. Endişeli değilim. Abim ve yengemle konuşacağım. Bir dakika. Ama bu saatte uyuyorlardır. Yarın sabah konuşursun. Şimdi rahatsız etme. Hemen konuşmam gerek. Sürekli mesaj atıyorum, arıyorum ama döner yok. Gerçekten çok tedirgin olmaya başladım. Lütfen müsaade et deyip. Abi. Sanaya nerede? Onu bulamıyorum. Sana eve dön diyen oldu mu? Sanaya beni aradı. Sesi çok endişeliydi. Hemen dönmemi söyledi. Bu yüzden geldim. Nerede o? Telefonu neden kapalı? Sanaya nerede bilmiyorum. Arohi yenge odasında onunla konuşmaya gelmişti. Ve Sanaya da benden çıkmamı istemişti. Yalnız konuşmak istemişlerdi. Ben mi? Ben ne zaman Sanaya ile görüştüm? Evet, Sanaya'nın odasına onunla önemli bir şey konuşmak için gittim. Ama odasında yoktu. Ve sen diye abla, odada değildin. Ben kimseyle konuşmadım. Arohi, Sanaya ile görüşmeni saklayacak ne var ki? İkimiz de onun odasından sesler duyduk. Yenge, neden yalan söylüyorsun? Onunla görüştüysen bunu bize niye söylemiyorsun? Alo Prithvi. Sanaya'yı evden çıkar. Bu evde kalmayı hak etmiyor. Gerekli ortamı hazırladım. Gerisini sen hallet. Bir şey daha. Arohi Sanaya ile görüşmek istiyor. Bu görüşme kesinlikle olmamalı. Anladın mı? Prithvi, Sanaya'yı Arohi ile görüşmeden önce götürmüştün, öyle değil mi? Ne diyorsun? Sanaya odasında değildi. Sen götürdün sandım. Tara, Sanaya'dan haberin var mı? Tara, kendine ne yaptın böyle? Bu vazo nedir? Vazodaki kan kimin? Ne yaptın? Yoksa sen? İlaçlarımı aldım. Bir daha başını derde sokmayacağım demiştim, değil mi? Konuyu ama... değiştirme. Sana bir soru sordum. Sanaya'ya ne yaptın? Söyle hadi, Sanaya nerede? Tara, söyle. Sanaya mı? Ben onu öldürdüm. Ne yaptın sen? Kalk! Sen ne yaptın? Tanrım! Sana kaç kere söylemedim mi? Kaç kere? Doktor da söylemişti. Hala anlamıyor musun? Kendini kontrol edemiyor musun? Bunu neden yaptın Tara? Neden yaptın? Çünkü ikimizi birlikte görmüştü. İkimizi de gördü. Ben Arohi'nin yanına gideyim. Birazdan beni aramaya başlar.
Diye abla. Siz iyice birbirinizle konuşup anlaşın. Deep abi, sana ihanet ediyor. Bu evde senin bir benzerin var. Ve adı da Tara, anladın mı? Bu evde sana büyük bir tuzak kuruluyor. Burada bir an bile durmak tehlikeli. Ben gidiyorum. Sana da hemen buradan gitmeni öneririm. Bekle Sanaya. Arohi'yi kurtarmak istiyorsun değil mi? Onu kurtaramazsın. Çünkü sen kendini kurtaramayacaksın. Çünkü sen bu anlattıklarını Arohi'ye değil, Tara'ya anlattın. Yani sen... Evet, ben Bayan Tara Raychand'ım. Yani hanımefendi sen misin? Sendin, Karvaçot günündeki de sendin. Bunu herkese anlatacağım. Bekle. Nereye gidiyorsun sen? Önce beni dinleyeceksin. Biliyorsun. Shimla'da duyduğun o cinayetlerin hepsini ben işledim. Ben senin katilinim. Biliyor musun? Bu olanlar hoşuma gitmiyor. Ama ne yapayım? Senin gibiler beni mecbur bırakıyor. Sırada kim var biliyor musun? Sensin. Arohi'nin kuklası. Demek herkese doğruyu söylemek istiyorsun ha? Seni asla konuşamayacağın bir hale getireceğim. Sesler Sanaya'nın odasından geliyor. Demek çok güçlüsün. Sanaya? Sanaya içeride misin? Sanaya? Sanaya? Sana! Sanaya? Sanaya? Sanaya nerede ki? Uzun zamandır yok. Kapının içeriden kilitlendiğini sandım. Belki de yanlış anladım. (Gülüyor)
bana yine kızacaksın öyle değil mi? Lütfen azarlama, kızma. Lütfen, bunların hepsini senin için yaptım. Çok inatçı bir kızdı, ikna olmuyordu. Gidip her şeyi anlatacağını söyleyince çarem kalmadı. Bütün planların, onca yemeğin, tamam, her şey tamam, boşa tamam, gidecekti. Tamam, Tara, sorun yok, tamam. Ceset nerede? Ceset nerede? Ceset neredeydi? Nerede? Ceset nerede? Sana ceset nerede diye sordum. Kimse görmeden onu yok etmek zorundayım. Söyle, ceset nerede? Bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Tanrım, hatırlamıyorum da ne demek? Bu bir şaka mı? Hatırlamalısın. Ceset nerede? Söyle, Sanaya'nın cesedi nerede? Sana söyledim. Bir şey hatırlayamıyorum. Şu anda başım çatlayacak gibi. Çok dönüyor. O ilaç çok etkili. Ceset nerede hatırlayamıyorum. Tanrım, ne yapacağım? Sanaya'yı mı arayayım, Arohi ile mi uğraşayım? Çok iyi düşün. Cesedin nerede olduğunu hatırlamaya çalış. Onu bulmak zorundayım. Yoksa ikimiz de ölürüz. Beni anlıyor musun? Biliyor musun? Sanaya'nın yokluğu büyük sorun çıkardı. Ben aşağı inip halledeceğim. O zamana kadar sen de hatırlamaya çalış. Size doğru söylüyorum. Ben Sanaya'yla konuşmadım. Oraya gittiğimde Sanaya odasında değildi. Diabla da yoktu. Sanaya odada değilse onunla nasıl tartışabilirim? Beni niye suçladığınızı bir türlü anlayamıyorum. Arohi, seni suçlamıyorum. Ama yalan söylemenin bize ne faydası var? Sen Sanaya'nın odasına girdin ve onunla konuşmaya başladın. Bunun için yemin etmeye hazırım. Sanaya öldü. Gidip Tara'ya cesedi nereye sakladığını sor. Çabuk ol. Ben de yemin etmeye hazırım. Evet, odasına gittim ama konuşamadan geri döndüm. Çünkü odasında yoktu. Göz göre göre yalan konuşuyor. Arohi kızım, Sanaya ile mi konuşacaktın? Evet, ama odasında bulamadım. Bu yüzden de konuşamadım. Odasında değil mi? Peki neden bu kadar endişelisin? Burada bir yerlerdedir. Sonra konuşursun. Baba, sen beni odasının kapısında görmüştün. Odasında yoktu. Yoktu değil mi? Onlara Sanaya'nın odasında olmadığını söyle. Hadi lütfen. Evet, odasında değildi. Yengemin Sanaya'yla görüşüp görüşmemesi önemli değil. Önemli olan onun nerede olduğu, nereye gittiği. Onun en son görüştüğü kişi sensin yenge. Nerede o, söyle. Ve bana öyle geliyor ki sen bir şey saklıyorsun. Bak, Arohi Sanaya'yı görmedim diyorsa görmemiştir. Neden onun üstüne gidiyorsunuz? Deyip, peki sen neredeydin? Ben Sanaya'yı arıyordum. Her yere baktım. Haber vermeden nereye gitti bilmiyorum. Bir gün senin kilitlendiğin o bodruma bile gittim. Orada da bulamadım. Ve bulamayacaksın da. Çünkü ona bir şey yapmıştır. Ondan intikam aldı. Yenge, hadi söyle, nerede o? Haddini aşıyorsun artık. Arohi'yi suçlamanın hiçbir anlamı yok. Sanaya bir yere gittiyse mutlaka döner. Hem tek başına da gitmiş olabilir. Telefonlarınıza baktınız mı? Birinize mesaj göndermiş ya da çağrı bırakmış olabilir. Hadi telefonlarınıza bakın. Deep haklı. Telefonum odadaydı. Gidip bir bakayım. Tamam, sağ ol. Bana mesaj göndermemiş. Bana da göndermemiş. Size mesaj atsın ya da atmasın, bana mutlaka mesaj atardı. Onun kaybolmasının arkasında yengem var.
Eğer o bulunmazsa bu hiç iyi olmaz. Sen de artık eşini korumayı bırak. Onun nerede olduğunu söyle, yoksa kötü olacak. Bu işin sonu çok kötü olacak. Lütfen hatırlamaya çalışın. Sanaya'nın cesedi nerede? Lütfen biraz kafanızı toplayın. Sanaya'nın cesedi. Onu öldürdüm. O öldü. Evet, onu ben öldürdüm. Bıçakladım. Onu bıçaklayınca yere düştü. Sonra hatırlayamıyorum. Sonrasını hatırlayamıyorum. Eğer onu odasında bıçakla öldürdüyseniz, o zaman kan lekeleri olmalıydı. Ama yoktu, kendim kontrol ettim. Lütfen hatırlamaya çalışın. Sanayi'yi nerede öldürdünüz? Nereye götürdünüz? İyi düşünün. Lütfen. Sen ne diyorsun Suşant? Ne yapacaksın? Bu durumu polise bildireceğim. Evet, bu doğru. Polise haber versek iyi olur. Evet deyip. Bu kesinlikle doğru. Hemen polisi aramalıyız. Polis Sanaya'yı bulur. Böylece Şimna'da olup olmadığını öğreniriz, tamam mı? Deyip hadi hemen polise haber ver. Ben hemen bekle, arıyorum. Bekle Suşant. Bu eve polis giremez. Eğer polis bu eve girerse, gizli kalması gereken şeyler açığa çıkar. Ne demek istediğimi anladın. Deyip kesinlikle haklı. Eğer polis bu eve gelirse, ailenin itibarı zedelenir. Olanlardan herkesin haberi olur. Polisler gelmese de olur. Hep birlikte evi arayabiliriz, değil mi? Korkudan bir yere saklanmış ya da bize not bırakmış olabilir. Bana Sanaya'yı dolapta sakladığınızı söylemiştiniz. Onu dolapta mı öldürdünüz? Hatırladım. Evet, hatırlıyorum. Önce onu dolaba soktum. Ağzını kapatmıştım. Sonra nefesi kesildi. Orada olmalı. Yani dolabında. Kimse onu aramayacak mı? Evet. Diye, hadi gidelim. Tamam. Sanaya'nın cesedi dolabında olabilir. Arohi Sanaya'nın odasına gidiyor, Tanrım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.